Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları, Ben Korkmam 8. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konusundan aralarında asal sayıları öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Şimdi asal sayıların ne olduğunu öğrenmiştik. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denilirdi. Peki iki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu doğal sayılar nedir? Aralarında asal sayıdır ve aralarında asal sayıların birden başka böleni olmadığından en büyük ortak böleni yani EBOB'u da 1'dir ve bütün pozitif tam sayılar 1 ile aralarında asaldır. Şimdi örneğimizi incelersek 18'in bölenleri yazılmış. 1, 2, 3, 6, 9, 18 bölenleri aynı zamanda neydi? Çarpanları. Çarpanlarını ayırarak da bu değerleri bulabiliriz. 35'in bölenlerini yazdık. 1, 5, 7, 35. Şimdi bu bölenlerine baktık. Sadece ortak olanlar neler? 1. O zaman birden başka ortak böleni olmadığına göre bu iki sayı aralarında asaldır. Yani aralarında asal sayı olduğu için EBOB'ları 1, ekokları ise iki sayının çarpımıdır. 18 çarpı 35. Demek ki A ve B aralarında eğer asal iki sayı ise EBOB'ları 1, ekokları ise bu iki sayının çarpımı yani A çarpı B'dir. Diğer örneğimize baktığımızda ise 5 ile 9 sayıları eğer aralarında asal sayıysa ne demekti? Birden başka ortak böleni yoktu. O zaman EBOB'ları 1'dir. Ve ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Ne demek bu? Ardışık pozitif tam sayılar. Mesela 2 ve 3. Art arda gelen sayılar. Bu iki sayı mutlaka aralarında asal olduğundan EBOB'ları 1'dir. Veyahut da 20 ile 21. Ardışık sayılar mı? Evet. O zaman bu iki sayı aralarında asal olduğuna göre EBOB'ları 1'dir. Veyahut da 100 ile 101. Ardışık sayıların yani ardışık tam sayılar aralarında asal olduğu için EBOB'ları 1'dir. Ve ardışık pozitif tam sayıların EBOB'ları 1 olduğu gibi ekokları da bu sayıların çarpımıdır. Örneğimize baktığımızda 7 ve 8 sayısı verilmiş. 7 ve 8 sayısı ardışık sayı olduğuna göre bu sayıların EBOB'ları 1'dir. Ekokları ise 7 çarpı 8'den 56'dır. Yine örneğimizde 10 ile 11 verilmiş. Ardışık sayılar olduğuna göre EBOB'ları 1, ekokları ise 10 çarpı 11'den 110'dur. Yani aralarında asal sayı bu demek arkadaşım. Şimdi örneklerimize bakarsak aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını belirtelim. Şimdi aralarında asal olmak neydi? Birden başka bölenleri olmayacaktı. Hemen 8'in bölenlerini yazalım. 8'in bölenleri nedir? 1 çarpı 8, 2 çarpı 4 yani 4 tane böleni vardır. 14'ün bölenlerini yazalım. 1 çarpı 14, 2 çarpı 7. Şimdi baktık hemen ortak çarpanlarına ya da bölenlerine. Birler ortak, ikiler de ortak. Birden başka böleni olduğuna göre bu iki sayı nedir? Aralarında asal değildir. Asal olması için sadece ortak bölenleri 1 olmalıydı. Şimdi ikincisine baktık. B seçeneğinde 17 ile 40. Hemen 17'nin çarpanları yazalım. 17 asal sayı. Asal sayısı neydi çarpanları? 1 ve kendisi. 1 çarpı 17. 40'ın çarpanlarını yazalım. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. 8 tane çarpanı var. Şimdi ortak çarpanlara baktığımızda sadece birler ortak olduğuna göre birden başka da ortak böleni olmadığından bu iki sayı nedir? Tabii ki aralarında asaldır. Evet. 27 ile 39'a bakalım hemen. 27'nin çarpanlarını yazıyoruz ya da bölenleri de diyebilirsin. Nasıl dersen. 1 çarpı 27. 3'e bölündüğü için 3 çarpı 9. Başka da var mıdır? Yoktur. 39'un hemen bakalım. 1 çarpı 39 ve 3'e bölündüğü için 3 çarpı 13. Başka da yok. Şimdi buraya baktığımızda birler ortak, üçler de ortak, birden başka böleni 3 de olduğu için bu iki sayı yine nedir? Aralarında asal sayı değildir. 37 ile 41'e bakalım. Şimdi 37 de asal, 41 de asal. 37'nin çarpanları 1 ve kendisi.
41'in de çarpanları 1 ve kendisi. Ortak bölenlerine baktığımızda sadece birler olduğuna göre bu iki sayı nedir? Aralarında asaldır. Aslında burada şunu diyebilir miyiz peki? İki tane asal sayı zaten aralarında asaldır. Hemen kolaylıkla çözebiliriz. Evet, 20 ile 1'e baktığımızda ise 1 neydi? Bütün pozitif sayılarla aralarında asaldı. O zaman 20 ile 1 aralarında asaldır. Evet, 51 ile 111 ise sana kalsın arkadaşım. Bunu da sana ödev olarak bırakıyorum. Şimdi buradaki örneğimize bakacak olursak 20'den 30'a kadar olan doğal sayılardan 15 ile aralarında asal olanları bulalım. Şimdi ilk önce 20'den 30'a kadar olan sayıları yazalım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 11 tane sayı yazdık. Şimdi 15 ile aralarında asal olması için ne olması gerekiyordu? Birden başka bölenleri olmayacaktı. Yani ortak bölenleri sadece 1 olacaktı. Şimdi 15'in çarpanlarını ya da bölenleri bulacak olursak 1 ile 15, 1 de 3 ile 5'ti. Şimdi 15'in bölenleri 1, 3, 5 ve 15. Şimdi buradaki sayılara baktığımızda 3'ün katı olanlar birden başka da böleni ortak olduğuna göre aralarında asal olmayacak. Hemen 3'ün katlarına bakalım. 21 3'ün katı, 24 3'ün katı, 27 3'ün katı, 30 da 3'ün katı. Bu sayılar nedir? Hem ortaklar 1 hem de 3 olduğuna göre aralarında asal değildir. Bir de burada 5 var. O zaman 5'in katları da aralarında asal olmayacak. 5'in katlarına bakalım. 20, 25. Bunları sildik. Geriye kalan sayılar demek ki nedir? 15 ile aralarında asaldır. Bu da ne demek? 22, 23, 26, 28 ve 29, 15 ile aralarında asaldır. Yani buradaki 5 tane sayıdır. Evet arkadaşlar, konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Atayınları Ben Korkmam 8. Sınıf Matematik Soru Bankası'ndan çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.